Hazreti İsa'nın havariler şöyle dua etmişler. Rabbena amennâ bimâ enzelt. Ey Rabbimiz biz senin indirdiğine iman ettik. Ve taba'na rasul ve rasulüne tabi olduk. Fektubna ma şahidin. O halde bizi şahitlerle beraber yaz. Havariler öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz diyerek şahitlerden olmak istemişler. Onların bu sözleri şahitlerin kendilerinden üstün olduğunu ifade etmektedir. Müfessirler şahitlerle kimlerin kastedildiği hususunda farklı izahlar yapmışlar. Bir kısmı şöyledir. Bir, i̇bn Abbas hazretlerinin beyanına göre şahitlerden maksat ümmet-i Muhammed'dir. Zira bu ümmet diğer ümmetlere şahit olma vasfıyla vasıflanmıştır. Cenab-ı Hak bu ümmetin şahitliğini şu ayeti kerimesiyle beyan buyurmuştur. İşte böylece sizi insanlar üzerine şahit olmanız, o Resulün de sizin üzerine şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bu ayet-i kerime ispat etmektedir ki bu ümmet diğer ümmetler üzerine şahitlik yapacaktır. 2. İbn Abbas Hazretleri'nden nakledilen ikinci bir manaya göre şahitlerden maksat peygamberlerdir. Zira her peygamber kendi ümmeti üzerine birer şahittir. Allah'ın onlara hakkı tebliğ ettiğine şahitlik ederler. 3. Öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz diye dua etmek bizi senin birliğine ve peygamberlerinin doğruluğuna şahitlik edenler arasında yaz demektir. 4. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştuk. Allah kendinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de. Bu ayette ilim sahipleri şahitlerden kabul edilmiş ve Allah onları kendisiyle beraber zikretmiştir. İşte havariler öyleyse bizi şahitlerle beraber ya şeklinde dua etmekle Cenab-ı Hakk'ın zikrettiği ilim sahiplerinden olmak istemişlerdir. 5- Şahitlerden maksat şuhud makamına ulaşanlardır. Bu makam iman hakikatlerinin şuhudi bir tarzda gözüktüğü makamdır. Bu makam sahiplerine halk arasında kalp gözü açık denilmektedir. İşte havariler öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz diyerek bu makamı Allah'tan istemişlerdir. Gördüğünüz gibi bir ayetten ne kadar çok mana süzülmüş. Bu manalara Kur'an'ın mealini okuyarak ulaşamazsınız. Bu manalara ulaşmanın yolu ehlinin yazdığı tefsirleri okumaktır. Allah hepimizi Kur'an ve tefsir talebesi eylesin. Amin.